Başkent Ankara'nın coğrafyasında manevi değerlerin beşiği, doğal ve kültürel mirasın temsilcisi, İç Anadolu topraklarının nefesi, değerli bir ilçe, Çamlıdere. Gelenekten geleceğe uzanan kültürü, bembeyaz Anadolu evleri, eşsiz tabiatı, tertemiz havası, sokaklarından yükselen nalbant sesleri, dost selamına dualarıyla karşılık veren Semerkandî Hazretlerinin Çamlıderesi. Oğuz Türkmen boylarından günümüze Erenler Ocağı'nın tüttüğü, pehlivanlar mekanı, başkentimizin gözbebeği Çamlıdere, jeolojik alanları, kaynak suları, doğal gölleri, zengin bitki örtüsü ve dört mevsimi doyasıya yaşatan iklimiyle günümüzün ve geleceğin sağlıklı yaşam kenti. Ankara ilinin kuzeybatısında bulunan Hazreti Ömer evlatlarından Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerinin diyarı olan bu topraklar, yüzyıllardır manevi duyguların şahlandığı bir tarihle anılıyor. Rivayet olunur ki Semerkandî Hazretlerinin çataktan attığı sacaya Çamlıdere'ye düşer. Bir ayağı kırılır ve kendisinin Çamlıdere'de kalmasına vesile olur. İşte o gün bugündür Çamlıdere manevi değerlerin beşiği, sacayağının kutsal bekçisidir. Serin bir ağaç gölgesinde öğrencileriyle ettiği sohbetler, günümüzde hala türbeyi bekleyen Şeyh Ali Semerkandî ağacının anısında saklıdır. Çamlıdere, topraklarında yaşayan, geleceği ilimle dokuyan evliyaların yaşam öykülerine sıkıca bağlıdır. Bu yüzdendir ki Çamlıdere topraklarında bulunan Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerinin kutlu mekanları, dua ve dileklere el açılan birer ziyaretgâhtır. Yüzyıllardır Şeyh Ali Semerkandî diyarı olarak anılan Çamlıdere, Türkiye'nin dört bir yanından türbeyi ziyarete gelen binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Bu özelliğiyle de inanç turizminin neferleri arasındadır. Son yıllarda modern ilçe vizyonunu hızla geliştiren Çamlıdere Belediyesi, kültürel mirasın korunması konusunda önemli adımlar atmıştır. Şeyh Ali Semerkandî adının yaşatıldığı müze, Çamlıdere'nin geçmişine ve manevi değerlerine olan bağlılığının en önemli örneklerinden biridir. Geçmişte bu topraklarda yaşamış insanların hayatlarının görsel olarak canlandırıldığı müze, geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması misyonunu başarıyla yerine getirmektedir. Çamlıdere'nin manevi mimarı Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerinin yaşantısından da örneklerin sunulduğu müze, her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla kültür turizminin cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kültürel miras konusunda büyük bir özveriyle çalışan Çamlıdere Belediyesi, gelenekten geleceğe uzanan bir misyonla müzecilik çalışmalarına ağırlık vermektedir. İlçenin gelişmesine yüzyıllar boyu son derece önemli katkıları bulunan meslek erbaplarının ticari yaşamı ve Çamlıdere insanının geleneksel yaşantısı, geçmişi 100 yıl öncesine dayanan ve belediyenin katkılarıyla günümüze kazandırılan kültür evi ve müzesiyle yeniden canlandırılmıştır. Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerinin "Gün olacak, herkes Çamlıdere'ye dolacak" sözünü kendisine amaç edinen ve bu amaç doğrultusunda ilçeye sayısız eser kazandıran Çamlıdere Belediyesi, kurduğu doğa ve hayvan müzesiyle dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Ülkemizde ilk ve tek olan, dünyadaysa Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer alan, ilçe doğasının ve yaban hayatının sergilendiği müze, bugün pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çamlıdere, Cumhuriyet döneminde kurulan ilçelerden olmasına rağmen, ilçenin yaşanmış bilinen tarihi antik çağlara kadar uzanır. Bu çağlardan günümüze kadar tarihe tanıklık eden eserleri ilçede hala görebilmek mümkündür. Bu eserlerden biri de Peçenek Belediyesi'nde bulunan ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde 15. yüzyılda inşa edilen Selçuklu Camii'dir. 1985 yılında koruma kurulu kararıyla birinci derece anıt eser olarak tescillenen cami, Çamlıdere'ye gelen ziyaretçilerin uğrak yerleri arasındadır. İlçeyi kucaklayan bir diğer tarihi yapı ise Çamlıdere Merkez Camii'dir. 1918 yılında Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen cami, özgün yapısını günümüze kadar korumuştur. 2008 yılında koruma kurulu kararıyla birinci derece anıt eser olarak tescillenen cami, ahşap tavan süslemeleri ve görkemli yapısıyla Çamlıdere'nin değerli eserlerindendir. Semerkandi Hazretlerinin Çamlıderesi, aynı zamanda insanının sıcaklığı ve misafirperverliğiyle de dikkat çeken bir ilçe. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla iyi günde ve kötü günde birbirleriyle kaynaşmayı bilen ilçe insanı asla yalnız değildir. Tarihi projelere imza atan belediyenin hizmete sunduğu huzur evi, kına ve taziye evi bu birlikteliğin en güzel örnekleridir. Çamlıdere, doğal güzellikleriyle örnek bir ilçe. Öyle ki dünyanın ilk çevre dostu sayılan Cibilli Dede bu topraklarda yaşamıştır. Çetin geçen kış günlerinde Çamlıdere'nin geyiklerini yaşama tutunduran Cibilli Dede'den bugünlere Çamlıdere doğa dostu insanların beşiğidir. Başkentin akciğeri Çamlıdere'nin bol oksijeninden faydalanarak yaşama artı katmak isteyenler için ilçede spor alternatifleri de mevcut. Çamlıdere Belediyesi, ilçeye kazandırdığı geniş futbol sahası ve yürüyüş yollarıyla sporu bir yaşam biçimi olarak benimsiyor ve sağlıklı yaşama destek veriyor. Gelenekten geleceğe bir kültür beşiği olan Çamlıdere, geleneksel yemek kültürüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekmekte. Yöresel ürün satışının yapıldığı dükkanlar ve geleneksel yemekleriyle ünlü restoranlar, Çamlıdere yemek kültürünü sevenlerin ve merak edenlerin uğrak yerleri arasında. Dünya insanlığının ortak kültürel mirası olan ve 2005 yılında birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Çamlıdere Fosil Ormanı, bu toprakların doğa tarihinin anlatıcısıdır. Göletleri ve barajlarıyla ünlü Çamlıdere'de su berekettir. Semerkandi Hazretlerinin insanlığa miras bıraktığı asırlar boyu şifa kaynağı olan ve üç kıtada kullanılan su, günümüzde de Çamlıdere'nin en önemli değerlerinden biri olarak anılmaktadır. Yeşilin ve suyun hakim olduğu, eşsiz doğa güzellikleriyle huzur veren Çamlıdere, başkent Ankara'nın içme suyunu karşılayan Çamlıdere Bayındır Barajı'nın da coğrafyasıdır. Kendisini besleyen akarsu ve vadilerin doyumsuz güzelliğiyle bir doğa harikası olan baraj, geçmişte de
yaban kuşlarının ana yurdudur. İnanç ve kültür turizmi alanlarında adından övgüyle söz ettiren Çamlıdere, termal turizm alanında da Türkiye'de merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sahip olduğu doğal güzellikleriyle turizm yatırım bölgesi ilan edilen ilçe, yakın zamanda inşası tamamlanacak olan termal oteliyle de sağlık turizmine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır. Çamlıdere, başkentin en fazla yaylaya sahip ilçesidir. Bu özelliğinden dolayı Yaylalar Beldesi olarak da bilinmektedir. Doğal çevreye uygun geleneksel mimariye göre tasarlanan ve yayla kültürünün yaşatıldığı yayla evleri, hafta sonu ve mevsimlik turizm konuklarının ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Çamlıdere Yayla Göleti'nde bulunan ve Çamlıdere Belediyesi'nin ilçeye hizmetlerinden biri olan Göl Park Mantar Adası da temiz havası ve doğal ürünleriyle yayla bölgesi ziyaretçilerinin vazgeçilmez mekanları arasındadır. Çamlıdere Yaylası yakınlarında bulunan ve belediyenin yatırımlarıyla turizmin gözdesi haline gelen Aluç Dağı Mesire Alanı, ilçenin en önemli doğal alanlarından biridir. Günübirlik gezilerin, pikniklerin, kır toplantılarının, doğa sporlarıyla ilgilenen grupların vazgeçilmez mekanı olan alan, özellikle Ankara ili ve çevresinden çok sayıda ziyaretçi ağırlamaktadır. Burası sağlıklı yaşam kenti. Burası turizmin gözde merkezi. Burası doğanın susmayan sesi. Burası misafirperverliğin başkenti. Burası Semerkandi Hazretlerinin Çamlı Deresi. Hepiniz hoş geldiniz.